Abdülkadir Selvi, Öcalan'la 43 ay sonra ilk görüşme. Öcalan'la 43 ay sonra ilk görüşme gerçekleşti. Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, dün Ümralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. En son Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. 43 aydır Öcalan'ın görüşme yapılmasına izin verilmiyordu. Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. Saat 11'de başlayan görüşme öğleden sonra devam etti. Görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi. Başvuruda bulunmuştu. Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Abdullah Öcalan'la görüşme talebinde bulunmuştu. Ömer Öcalan başvurusunu aile adına yapmış ve yeğen olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum demişti. Öcalan avukatları da görüşme talebinde bulunmuştu. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda Ömer Öcalan'ın görüşmesine izin verildi. Ömer Öcalan, dün hazırlanan bir feribotla İmralı Adası'na geçerek Abdullah Öcalan'la görüştü. 1 Ekim'de meclisi açılış konuşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim tarihli meclisi açılış konuşmasında iç cepheyi güçlendirmemiz lazım çağrısından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmıştı. Bahçeli bu hareketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek vermek amacıyla yaptığını söylemişti. Bahçeli, DEM Parti'ye Türkiye Partisi olun çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin bu çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek vermişti. Erdoğan, Arnavutluk Sırbistan gezisi dönüşünde yaptığı açıklamada Sayın Bahçeli'nin attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adım demişti. Bahçeli'nin çağrısı. Bahçeli 15 Ekim tarihinde MHP grubunda yaptığı konuşmada ise Öcalan'a Türkiye'ye getirirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı olarak açıklasın diye çağrıda bulunmuştu. 22 Ekim dönüm noktası. Bahçeli 22 Ekim tarihinde yine MHP grubunda yaptığı konuşmada şok edici bir açıklama yaptı. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti il başkanları toplantısında Cumhur İttifakı tarihi bir pencere açtı. Açılan bu tarihi pencerenin kişisel hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim diyerek destek verdi. Ömer Öcalan'ın ziyareti. Bu gelişmeler yaşanırken 22 Ekim tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Ömer Öcalan'a İmralı'ya gitme başvurusunun kabul edildiği bilgisi iletildi. Adanın şartları nedeniyle Ömer Öcalan'ın çarşamba günü Bursa'nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunması istendi. Ömer Öcalan dün sabah saatlerinde Mudanya iskelesine yanaşan bir feribotla alınarak İmralı'ya götürüldü. Ömer Öcalan'la Abdullah Öcalan'ın görüşmesinin saat 11'de başladığı ve öğleden sonraya kadar devam ettiği ifade edildi. 43 ay sonra gerçekleşen bu görüşmede Öcalan'ın hangi mesajları verdiği merak konusu oldu. Öcalan'dan olumlu mesaj. Öcalan'ın Bahçeli'nin çağrısına karşı takınacağı tavır sürecin ilerlemesi açısından önemli olarak görülüyor. Abdullah Öcalan'ın Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkanı sağlandığı takdirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor. Öcalan'ın tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım dediği ifade ediliyor. MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği umut hakkı düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğu ifade ediliyor. Öcalan'ın bir süre önce buradan tabutla çıkmak istemiyorum dediği ifade ediliyor. Kandil ne yapacak? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'la görüşmesinde silahların bırakılması ve yeni bir süreç başlatılması konusunda rol üstleneceği mesajı verdiği ifade ediliyor. Ama Öcalan'ın bu mesajına Kandil'in ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu. 2013 yılında Nevruz Bayramı'nda Diyarbakır Meydanı'nda on binlerce insanın huzurunda okunan açıklamasında Abdullah Öcalan silahların bırakılması ve demokratik siyaset yapılması çağrısı yapmıştı. Ancak Kandil, Hendek Savaşları ve tek yanlı savaş sürecinin başladığını ilan ederek süreci sabote etmiş ve çözüm sürecinin akamete uğratılmasını sağlamıştı. Türkiye'nin yanıtı sert oldu. Kandil silahlı mücadeleyi sürdürürken Türkiye'nin yanıtı da sert oldu. Türkiye'nin sınırları içerisinde terör örgütü çok ağır darbeler yedi. Türkiye'deki terörist sayısı 100'ün altına düşerken örgüt eylem yapma kapasitesini kaybetti. PKK ile mücadele sonucunda Türkiye içindeki kandilcikler de ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onları açtıkları hendekleri gömdük dedi. MİT'in ve TSK'nın başarılı operasyonlarıyla PKK yöneticileri Irak ve Suriye'de etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor. Kandil'in çözüm sürecini sabote ettiği tarihten bu yana Türkiye, Suriye'de Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerini PKK'dan temizleyerek tampon bölge oluşturdu. Irak'ta ise pençe kilit operasyonlarıyla 30-40 km derinlikte güvenli alan oluşturuldu. Buna rağmen ABD ve İran'ın güdümünde hareket eden Kandil'in barış süreçlerine karşı çıktığı ve silahlı mücadeleyi sürdürmek istediği biliniyor. Son kez şans tanındı. Çözüm süreçlerinde Kandil üzerinde etkili olamayan PKK lideri Abdullah Öcalan 43 aydır kimseyle görüştürülmüyordu.
Bahçeli'nin çağrısı üzerine PKK'nın silah bırakması ve terörün sonlandırılması konusunda yeniden inisiyatif üstlenmek istediğini bildiren Öcalan'a son bir kez şans tanındığı söyleniyor. Bakalım Öcalan bu kez Kandil üzerinde etkili olacak mı? Türkiye kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin yaklaşan dış tehlikeleri dikkate alarak yaptıkları çağrı üzerine Kürt sorununun çözümünde yeni bir iklim oluştu. PKK lideri Öcalan'ın da çağrısı etkili olursa PKK'nın silah bırakması gündeme gelebilir. Sınır ötesi operasyon. Tüm bu çabalara rağmen Kandil yine silahlı mücadeleyi sürdürme kararı alır. Öcalan'ın çabaları da yetersiz kalırsa İsrail ve ABD'nin kışkırtmaları sonucunda Suriye'de PKK'ya bir uydu yapılanma kurdurma ihtimali doğarsa Türkiye'nin buna karşılığının çok sert olacağı biliniyor. Eğer tüm bu çabalar boşa çıkar ve Suriye'de bir fiili durum yaratılmak istenirse kapsamlı, güçlü ve şaşırtıcı bir sınır ötesi operasyon kaçınılmaz olur. Çare silah değil. PKK üzerindeki ABD'nin güçlü etkisi Suriye'de oluşturulan SDG-PKK-YPG yapılanması nedeniyle bu konuda yeterince umutlu olamıyorum. Ama çözüm silahtan değil, siyasetten geçiyor.